2 ay kadar önce PlayStation Spartacus ile ilgili bir video yapmıştım. O videoda Bloomberg'un 2021 sonlarında yaptığı bir haberi ele alarak PlayStation'ın artık yeni ve 3 farklı seviyeden oluşan bir Plus üyeliği üzerinde çalıştığından bahsetmiştim. Ayrıca o videonun üzerine o güne kadar alınmış ve bu 3 üyelik sistemini baya bir perçinleyen farklı farklı patentlerden bahsetmiştim. O videonun sonunda demiştim ki artık elimizdeki bütün bilgiler bunlar. Resmi haberleri beklemek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Artık beklememize de gerek yok çünkü PlayStation resmi olarak o üç farklı üyelik sistemini duyurdu. Haberi ilk olarak Twitter'da PlayStation'ın resmi Twitter hesabında gördüm. İlk ayrıntılara diye bir link koymuşlardı. Hemen linke tıkladım ve başlıkta beklediğimiz haber bize verilmişti. Yeni PlayStation Plus Haziran'da geliyor ve 700'ün üzerinde oyunla birlikte geliyor. Tabii ki ayrıntılara birazdan gireceğiz ama 700'ün üzerinde oyun bile çok şey anlatıyor. Şimdi bu 3 üyelik sistemine de sırasıyla bakalım. Çünkü parasal olarak da bilgiler verilmiş. Değer mi değmez mi? Hemen şöyle ayaküstü bir hesap yapalım. Bloomberg'un zamanında yaptığı haber neredeyse birebir tuttu diyebiliriz. Çünkü o haberde de PlayStation Plus ve PlayStation Now'ın böyle bir araya gelerek yeni bir şey ortaya çıkaracağını söylemişti. Gerçekten PlayStation'da kendi sitesinde, kendi PlayStation blogunda söylediği üzere PlayStation Plus ve PlayStation Now'ı birleştirdik diyor. 3 opsiyondan birini oyuncular istediği gibi seçebilir. Hemen aşağıya doğru inelim. Burada açıkladığı üzere bu haziranda PlayStation Plus ve PlayStation Now'ı bir araya getirip yeni PlayStation Plus üyelik servisiyle sizlere, oyunculara diledikleri şekilde daha çok şey sunmayı amaçlıyoruz. Ve buradaki amacımız çok yüksek kalitede içerik ve başkalarının onayladığı içeriklerden oluşan üyelik sistemiyle sizin karşınıza gelmek. Bakalım üyelik sistemlerini gerçekten ayrıntılı şekilde anlatmışlar. İlk olarak karşımızda PlayStation Plus Essential var. İnsan insanları arada bırakmamak için gerçekten ayrıntılı ve düzgün şekilde açıklamışlar. Şu an mevcut kullandığımız PlayStation Plus üyeliğinden neredeyse hiçbir farkı yok diyor. Aylık iki tane beleş oyun, özel indirimler, oyun kayıtlarımız için bulut save imkanı ve online oyunlarda multiplayer olarak oynayabilmek. Tam anlamıyla şu an aktif olarak kullanılan PlayStation Plus'ın Birebir Aynısı. Hemen fiyatından da bahsedelim. Allah'tan resmi olarak fiyatından da bahsetmişler. PlayStation Plus Essential artık PlayStation Plus derken sonuna bir ek de koymamız gerekecek çünkü artık 3 tane PlayStation Plus'ımız var. PlayStation Plus Essential fakir PlayStation Plus'ı böyle aklınızda tutabilirsiniz. Aylık dolar bazında söyleyeceksek fiyat eğer aylık 9 dolar, 3 aylık 25 dolar, yıllık da 60 dolar. Fiyat arttı mı azaldı mı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Vaat edilen fiyat şu anki Plus'la aynı. Hemen kontrol edelim. Bu PlayStation Plus'ı dolar bazında aldığımızdaki fiyatlandırma bir ay. 10, 3 ay 25, 12 ay 60 dolar. Yani yeni gelecek olan, Haziran'da yeni gelecek olan üyelik birebir aynı tutulmuş fiyatlandırma açısından. Ama bizim için Türkiye fiyatlandırması önemli. Hemen önümüzde karşılaştırmak için örneğimiz var. Hemen Türkiye fiyatlarına geçelim şu şekilde. Türkiye fiyatları da şöyle 1 aylık 40 TL, 3 aylık 100 TL ve 12 aylık 240 TL. Yani biz 60 dolarlık yıllık PlayStation Plus'ı 12 aylık 240 TL'ye alıyoruz. Buradaki oran orantıyı birazdan kullanacağız. Resmi açıklamaya devam ediyorum. PlayStation Plus Essential'ı bitirdik. PlayStation Plus Extra'ya geliyorum. 3 farklı seviyenin ikincisi. PlayStation Plus Extra'da zaten tahmin ettiğimiz üzere yukarıdakilerin hepsi bir var diyor. Yani PlayStation Plus bu PlayStation Plus Extra'ya dahil. Yani PlayStation Plus Extra'nın içerisinde PlayStation Plus Essential var. Birazdan bahsedeceğim üzere yine PlayStation Plus Premium yani en pahalı 3. seviye üyeliğin içerisinde de yukarıdaki 2 tanesi var. Mantık zaten bunu söylüyor. Şimdi PlayStation Plus Extra'da neler var? Üstekilere ek olarak 400'ün üzerinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kütüphanesinden oluşan oyunlar bu paketin içerisinde gelecek. Bunların arasında PlayStation stüdyodan çıkan oyunlar da yani birinci parti oyunların yanı sıra 3. parti oyunlar da olacak. Evet, 400 oyun olunca bunun bence en az %60'ı zaten indie oyunlar olur. %20'si Yeah. Büyük bütçeli 3. parti oyunlar olur Diğer %20'de en az 2-3 yıllık PlayStation özel oyunları olur Birazdan bu Game Pass'le de Hafif karşılaştırır gibi olurken Yeni çıkacak oyunlar mevzusuna da bir gireceğim Şuradaki bilgi tabii ki çok önemli Bu seviyedeki Yani ekstra seviyesindeki oyunlar Oynamak için indirilebilir Yani tabii ki <laughs> stream gibi Saçmalık bir şeyle uğraşmamışlar Yani size 400 oyunluk PlayStation 4 ve PlayStation 5 kütüphanesi veriyoruz ama Bunları sadece stream şeklinde oynayabileceksiniz gibi absürt kimsenin internetinin yetmeyeceği bir şey yapmamışlar. Fiyatlandırmaya geliyoruz. Yine dolar bazında ilerleyelim ki işimiz rahatlasın. Bu ekstranın, PlayStation Plus ekstra yani ikinci seviye üyeliğin fiyatlandırması aylık 14 dolar, 3 aylık 40 dolar ve yıllık 99 dolar. Daha dur pardon 100 dolar. Bu yıllık olayını ben not ediyorum. Birazdan oran orantıyla bir az çok neye benzeyeceğini görmeye çalışacağız. Yıllık ekstra eşittir 100 dolarız. Geldik en pahalı seviyeye. Zenginlerin zengin olduğunu göstermek için bir araç daha. PlayStation Plus Premium. Az önce bahsettiğim üzere yukarıdaki iki seviyenin sunduğu her şeyi kapsıyor. Hem Essential'daki hem Extra'daki her şey bu PlayStation Plus Premium'da var. Üzerine Az önce 400 oyunluk bir kütüphaneden bahsediyordum. Bunun üzerine additional 340 diyor. 400'ün üzerine 340 daha 740 oyundan oluşan bir PlayStation 4 ve PlayStation 5 kütüphanesine sahip olacakmışız. Güzel, oyun miktarı arttı ama tabii ki gene indie oyunlar da artmıştır muhtemelen. Hemen aşağı indik. PlayStation 3 oyunları cloud streaming'le mümkün oynanabilir olacak. Bunu tahmin etmiştik. O Az önce videonun başında bahsettiğim videoda da PlayStation 3 oyunlarının bulutlu oynanabilmesine eyvallahım da diğerleri olmazsa çok güzel demiştim. Beni dinlemişler. Sony Interactive Entertainment beni izliyor. Gerçekten çok oner oldum. Çok teşekkür ediyorum. Kendilerine sevgilerimi yolluyorum. PlayStation 3 oyunları oynanabilir ama bulut üzerinden. Tamam. De bunu zorlamaya gerek yoktu. Ancak şurası çok çok önemli. Bakın çok sevilen klasik oyunlar. Hangi konsollardan? PlayStation yani PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP konsollarındaki oyunlar ister buluttan ister indirerek oynanılabilir. Bu ah, muazzam oldu. Bunları buluttan zorlasalar gerçekten ülkemizde tadını çıkararak oynayabileceğimizi düşünmüyorum ne yazık ki. Kimsenin interneti bu tarz oyunları böyle stream edecek kadar güçlü değildir. Çok az kişinin böyle bir internet erişimi var. Eminim buna. Bunun indirilerek oynanması var ya, mükemmel oldu. Yani şu cümle beni premium'a yaklaştırdı onu e, itiraf edeceğim. Bunun yanı sıra PlayStation ile Plus birleşti ya sonuçta. PlayStation Now'ın bütün imkanları da hala bu e, seviyede var. Yani diyor ki PlayStation, PlayStation 2, PSP, PlayStation 4 oyunlarının hepsi bir cloud streaming sayesinde yani Bulut PlayStation Now mantığında PlayStation 4'ünüzden, PlayStation 5'inizden veya PC'nizden oynanabilir olacak. Yani PlayStation Plus Premium'un içerisinde galiba anam babam bildiğimiz PlayStation Now var. Buna ek olarak time limited game trials yani Nintendo bunu hala çok sık yapıyor. En bomba oyunlarına bile çıkışından bir 15-20 gün önce demo yayınlıyor. Daha ciddi bir şekilde Sony de yapmaya başlayacak anladığım kadarıyla. Ama süreli olacak ki bu sürede şundandır. Oyun çıkana kadar o demoyu oynatabilir ya da çıkışından bir hafta sonraya kadar demoyu oynamanızı izin verebilir. Ama işte bu izin PlayStation Plus Premium üyelerine özel olacakmış. Bu sayede diyor ki bir oyunu almadan önce deneme şansı bulacaksınız. Zaten demonun anlamı buydu ama bu demoyu böyle en pahalı üyeliğe yapması tabii ki çık bir hareket olmamış yani demodur nihayetinde. Gelelim fiyata. Aylık 18 dolar premium için söylüyorum. Aylık 3 aylık 50 dolar ve yıllık 120 dolar. Yine yıllık notumu alıyorum. Premium yıllık 120 dolar. Arada uçurum yok. Bu hoşuma gitti. Arada uçurum olmaması gerçekten güzel. Çok çok önemli. Özellikle ülkemizi ilgilendiren bir not düşmüşler buraya. Bunu düşünmüş olmaları çok hoşuma gitti. Yani bu bu ticarettir işte. Bu malını satacak adamın üzerine düşünme hareketidir. Gerçekten güzel düşünülmüş bir olay. Cloud streamingin olmadığı marketlerde ülkelerde yani ki bizim gibi PlayStation Now Türkiye'de resmi olarak kullanılmıyor. PlayStation Plus Plus Deluxe diye bir şey olacakmış. Yani premium'un içerisinde bir şey bu. Bu premium'un daha ucuz olanı. Yani ya sizin ülkenizde nav yok. Zaten kullanamıyorsunuz. Tamam PlayStation Plus Premium'u kullanın. Çünkü zaten içerisindeki nav'a siz erişemiyorsunuz. Siz tamam acık daha az verebilirsiniz ya. Problem değille de getirmiş. Ayağın alışsın. Senin nav gelince zaten normal fiyatına çekerize getiriyor bu. Güzel bir olay. Yani diyelim ki şu an 120 dolar 120 dolar değil mi? PlayStation Plus Premium normal şartlarda PlayStation Nava erişimi olan ülkelerde 120 dolar. PlayStation Nava erişim yok. E bu 120 dolar ne olur? E yukarıdaki 100 dolardı. 100 dolar da olmaz. Ne olur? 110 dolar olur. Hadi. Abi ayağını alışsın ya. 110 110 dolar ya. Tamam. 105 dolar da yapmazdır herhalde. 110 dolar diye hesaplayalım biz. Aşağıda uzun uzun ekstra bilgiler verilmiş. Sizlere önemli birkaç yer daha söyleyip yavaştan kaçacağım. Birkaç yorumda Xbox Game Pass ile karşılaştırılır mı? Onun rakibi olur mu? Ee, bunun üzerine bir iki cümle söyleyip kaçıyorum. Haziranda geldiği an bu sistem yürürlüğe girdiği an daha doğrusu. Bakın şu oyunlar hem ekstra için hem premium seviyeler için gelecekmiş. Yani ikinci ve üçüncü seviye için daha e, açılışta şu oyunlar oynanabilir olacak. Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal. Bunlar yani çok yakın zamanda çıkan özel oyunlar da var. Bu işte ilerisinde acaba yeni bir PlayStation özel oyunu çıktığında hemen bu sisteme gelir mi gibi soruları da akla getiriyor. Yani benim için hemen gelirin içerisinde şöyle 5-6 ayda var yani çıkışında gelmese bile 6 ay sonra gelsin ben satar yani benim beni, beni e, etkiler. Bu yeni sisteme geçtikten sonra da zaten PlayStation Now ve PlayStation Plus diye ayrı ayrı hiçbir şey olmayacak diyor. Hepsi bu sistemin içerisinde yeni seçilebilir şeyler haline gelecek. Ve bu sistemi yavaş yavaş entegre edeceğiz. Önce bazı bölgelerle başlayacağız. Asya diyor, Kuzey Amerika, Avrupa ve yavaş yavaş dünyanın geri kalanı şeklinde gidecekmiş. Yani hepimiz aynı anda Haziran içerisinde bu sisteme ulaşabilecek miyiz bilmiyorum. Ben aktif olarak PlayStation 4 Pro sahibiyim. Ve gelecekte de gerçekten PlayStation 5 almaya niyetim var. Ee, özellikle bu 4 Pro'yu elimden çıkarıp... E, onun üzerine biraz daha biriktirip bir şeyler koyup... PlayStation 5'i öyle alacağım. Temizliğinden PlayStation 4 Pro var. İlgilenenler DM diyeceğim. Yok şimdilik satmayı düşünmüyorum. Biraz daha kullanırım. Bir sene sonra falan kesin. E, o zamanlar yaklaşınca konuşalım bu mevzuyu. Evet şimdi... Elimizdekiler bunlar. Bloomberg'un haberini neredeyse tutmuş. Yani gerçekten adamlar bu içeri kimi soktular bilmiyorum da eşit bir köstebek sokmuşlar. Yani mükemmel bir ön bilgi vermişler bize. Neredeyse tutmuş resmen. Helal olsun diyorum. Direkt hakta şu geliyor. Game Pass yarışır mı? Şimdilik yarışmaz. Zaten Game Pass'in böyle en çok övüldüğü nokta insanların yeni oyun alırken ekstra para vermesini engellemesi. Yani Xbox'a özel bir oyun çıkarken ya da işte Xbox PC e, kanadında yeni bir oyun çıkarken e, Game Pass üyeleri Cebinden bir kuruş daha çıkmadan aktif olarak Game Pass üyesi ise O oyunları oynayabiliyor. Forza Horizon 5'tir. Gelecekte işte e, Skyrim x'idir. Skyrim 2 tabii ki. TES 6'sıdır. Çıktığında e, Bunlar Game Pass üyelerine Yani bir nevi beleş verilecek. Ekstra sana para ver deneyecek. İşte bu yeni PlayStation Plus üyeliklerinin herhangi biri yeni çıkan bir Sony eksklusivini ilk günden vermiyorsa eğer aynı kulvarda değiller. Plus'ın çok daha geliştirilmiş bir versiyonu mu? Evet. Daha iyi mi? Şöyle bir gerçekten müşteri olarak bakıyorum. Daha iyi mi? Evet daha iyi. Ama Game Pass'e rakip mi? Şimdilik değil. Hala net olmayan bilgiler var çünkü yani burada verecekleri oyunlar fena oyunlar değil ne kadar yeni oyun verecekler? Bir oyun çıkışından 5 ay sonra böyle sabit bir süre verecekler mi? Bütün özel oyunlar çıkışından 6 ay sonra PlayStation Plus Premium'la birlikte e, huzurlarınızda sunulacaktır. Ama böyle bir şey söylerlerse oyun satmaz. Büyük bir çoğunluğu 6 e, ay bekler. Ya da bir sene bilmiyorum ben beklerim bir sene. Bazı oyunlarda acelem yok. Duyurulur Bloodborne 2 beklemem. Red Dead Redemption 3 kalkar, PlayStation özel olur beklemem. O tarz beklemeyeceğim kırmızı çizgilerim var tabii ki. Ama diğer özel oyunlar için beklerim. Tabii böyle bir şey yapacaklarının garantisi yok. Daha çok ayrıntı geldikçe yeni videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışırım. Şimdilik gerçekten eldeki bilgiler bu kadar. Güzel oldu resmi olarak duyuruldu. Haziran'da şurada zaten gerçekten çok bir şey kalmadı. Bir insanlar alsınlar. Ben zaten Aktif olarak PlayStation şimdi yeni PC topladığım için PlayStation'ı çok aktif kullanmayacağımdan ötürü Plus üyeliğimi de bitirmiştim. İleride PlayStation 5'e geçtiğimde kalıcı bir Plus üyeliğine hatta şuradan gördüğüm üzere Plus Premium'a geçerim. Şimdi bir de fiyat konuşalım isterseniz. Şimdi neydi? Şu yukarı bir çıkalım. Essential 60 dolardı. Hala 60 dolar. Ve ülkemizde 240 TL'ye satılıyor. Bu ne demek? Doları 4'ten hesaplıyorlar. Bu aşırı komik bir rakam. Yani bunun güncelle güncelleneceğine %100 eminim. Oldu ki güncellenmedi. Oldu ki bu oranı tuttular. Helal olsun deriz. Ve fiyatlanmayı şöyle yaparız. Şimdi ekstra üyelik. PlayStation Plus ekstra. Yıllık 100 dolardı. Bu ne demek? 4 ile çarp. Türkiye'ye yıllık 400 TL olacağı anlamına geliyor. PlayStation Plus Premium. Yıllık 120 dolardı ki bize daha ucuz. Bizim ülkemizde PlayStation Now olmadığı için daha ucuz dedik ki 110 dolar olabilir. Çarp 4 ile 440 TL. Çok komik. Yani Plus ile Premium arasında hiçbir şey yok. Ben artık bu doları 4'ten hesaplama mevzusuna güzel bir güncelleme geleceğini düşünüyorum ne yazık ki. Hatta acımasız olacağım biraz. Birazcık gerçekleri yüzümüze vurmakta fayda var. Doları 10'dan hesaplayacaklarını düşünüyorum. Ve yeni PlayStation Plus'ın Essential'ı yani ilk seviyesi bildiğimiz anam babam Plus. Yıllık ondan hesaplayınca 600 TL'ye çıkacak. Plus 600 Plus Essential 600 TL. PlayStation Plus Extra bu sefer onunla çarptığımızda yıllık 1000 TL olacak. Eh Plus Premium da yıllık 1100 TL olacak. Bu da yani bunun üzerine çıkarlarsa zaten ülkedeki kimse almaz. Sanmıyorum yani yıllık 1100 lira sadece bir üyeliğe vereceklerini. Bu bence başımıza gelecek en kötü senaryo. Bunun arasında bir yerlere gelmesi de gayet muhtemel. Mesela PlayStation Plus Premium üyeleri 440 TL ile 1100 TL arasında insaflı bir rakam söylersek 6, aylık 600 TL gibi bir şey gayet insanları biraz arada bırakır. Ya alalım ya ne olacak aylık bilmem 50 liraya falan geliyor diye minik bir hesap yaptığında neredeyse Netflix kafa kafaya geldiğini gördüklerinde tamam ya alalım ne olacak bir sürü de oyun var oyuna para vermeyi izledirtecek bir fiyat bence. Bence bu 600 TL'yi bir düşünün. Bu, video, bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni e, böyle bilgiler geldikçe sizleri e, videolarla haberdar edeceğim. Dikkat edin kendinize. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay. Bu kanalın içerik üretmeye devam etmesine destek olduğunuz için Selçuk gol tüyeleri başta olmak üzere tüm katılıyelerine sonsuz teşekkürler.